Evet. Bilgi, evet, bilgi ilah ile ilgiliyken marifet Rab ile ilgilidir. Bunu nasıl anlıyorsun? Bilgi ilah ile çünkü ilgiliyken marifet Rab ile ilgilidir. Yani marifet bunun tamamlayıcısı 80 Allah her suretten surete girer dedi. Öncesinde. Evet, Allah her nefeste suretten surete girer dedi. Her nefeste yeniden yaratılışı izah etti. Karıştırma, yani kendini bilen Rabbini bilir. Zaten başında öyle başladı. Evet. Zatı ve sıfatı bilmek ve tanımak bahsedir dedi bu konu. Maruf olan zat iken malum olan sıfatlardır. Yani bilinen sıfatlardır. Allah sıfatlarıyla bilinir. Kendini bilen Rabbini bilir. Hadis-i şerifinden hareketle de meseleyi izah etti. En nihayetinde buradan geldi marifet. Diyoruz ya marifet ehli olmak. Marifetin kaynağı birliği demekken dedi. Kaynağın birliği demekken bilgi müşahede edilenin ikiliğini, ikiliğidir dedi. Bilgi müşahede edilenin, şahit olunanın, görülenin ikiliğidir. Yani bilgide bir bilen ve bir de bilinen söz konusu. Bilen ve bilinen. Bu itibarla bilgi ilah ile ilgiliyken ilah ve melûh. Marifet Rab ile ilgilidir. Hocam aynı zamanda hani marifet bilginin açığa çıkması olmasa sebebiyle o... Şimdi biz şöyle diyoruz. Diyoruz ya bilgi sahibi olup ilmi öğrendikten sonra hakikat ve hakikattan sonra marifet diyoruz ya. Evet. Dört esası, dört kapıyı sayarken şeriat, tarikat, hakikat marifet. İşte bu hakikat, yani bu bilgiyi elde ettikten sonra marifet dediğimiz alan bu bilginin, bilgiyi özümseyerek, bu bilgiyi yaşayarak ilgili alanda, hayatta yaşayarak bu bilginin getirisinin açığa çıkmasına da marifet denilir diyoruz. Bu da Rab ile ilgili. Rab. Tabii. Bu da nihayetinde bunun açığa çıkışı, sen bu bilgiyi yaşayışın ancak Rabbin cihetiyle, yani Rabbi Hass'ın cihetiyle senin terkibin oranınca yaşayabilirsin sen bunu. Yani bilginin Rab'la alakalı olmasının sebebi bu marifetin değil mi? Evet, marifetin. Marifetin Rab'la alakalı olmasının sebebi bu itibarla bilgi ilah ile ilgiliyken marifet Rab'la ilgilidir. Marifetin Rab'la, yani marifet dedik ya, o bilginin, yaşadığın bilginin senden açığa çıkışı. Senden açığa çıkan bu bilgiyi sen neyle özümseyebilirsin, açığa çıkartabilirsin, müşahede edebilirsin? Rububiyet cihetiyle, yani Rab ismiyle. Senin üzerindeki Rab isminin tahakkukundan kaynaklanan her neyse. Yani bilginin uluhiyetle evet. Var, marifetin de rububiyet. Tabii. O zaman marifet, kişiden açığa çıkan marifet, Rabbi ismi cihetiyle açığa çıkar. Ama bilgi olarak uluhiyetten, ilahlıktan bilgi sahibi olabilir. Bilgi edinebilirsin. Bilgi edinebilirsin. Ama marifetini çıkaramazsın belki. Açığa çıkacak marifet Rab ismi cihetiyle sendeki bu kalıbında, sana yüklenen bu kalıpta Rab ismi sana neyi yüklediyse sen onun harmanlanmasıyla bir şey açığa çıkarabilirsin. İşte bu marifet öyle açığa çıkabilir. Rab isminden açığa çıkar yani. Sendeki Rab isminin seni terkibi neyse, sınırlamaları, kabın, kap diyoruz ya, mazharız ya biz. Bunu örnek verirken biz bir kabız diyoruz. Bu kaba Allah-u Teala değişik isimleriyle terkip yapmış. Rab ismi, işte bize Rab ismi, Allah Rab ismiyle bu terkibimizi hazırladı diyoruz. İşte bu terkibimize göre biz o edindiğimiz bilginin yaşayarak o bilginin sonunda elde ettiğimiz marifet dediğimiz şey, açığa çıkan şey her ne ise, bu ancak bizim Rab isminin bizde oluşturduğu terkip kadarıyla, sınırıyla açığa çıkabilir bu. Ama bilgi olarak, ilim olarak, uluhiyet mertebesinden, ilahlık mertebesinden bilgi sahibi olabiliriz. Ama bunu marifet olarak elde etmede ise Rab ismiyle marifet elde edebiliriz. O zaman kuvveden fiile geçmiş oluyor. Kuvveden fiile geçmiş oluyor diyelim. Bunu yaşamak, yani marifet dedik ya, bunu yaşamak. Bu bilgiyi yaşamak, zevk etmek, açığa çıkartmak. Şimdi bazen insan bilgi olarak bir şeyi elde eder ama zevk etmediği bir şeydir. Öyle ya. Şimdi uluhiyetten konuşabiliriz bilgi olarak. İlmimizin birikimine göre, edindiğimiz bilgiye göre uluhiyetten, hatta ehadiyet mertebesinden, değil mi? Zaten yol kapalı zaten. Ehadiyet mertebesinden konuşabiliriz. Hakikat-ı Muhammediye'den konuşabiliriz. Bunlar neyle konuşuyoruz? İlmen. Sahip olduğumuz bilgiyle konuşuruz. Nakil olan. Nakil gelen bilgilerle vesaire. Bunları bu şekilde edindiğimiz bilgilerle
bu ilahlıkla alakalı bir mevzulara bilgi olarak erişiyoruz. Evet. Ama marifet dediğimiz şeyin bizden açığa çıkışı ise Rab ismi cihetiyle oluyor. Yani burada yine şimdi zevk etme dediniz ya, zevk etme de marifet, bir diğer anlamı da marifet. Marifet, tabii. Zevk ediş bir marifet. O da Rabbin, yani senin kabın neyse, ayağını sabiten de ne yüklendiyse, senden de marifet olarak o zevk ediş açığa çıkış ancak o kadar olur.